Tolga abi, Manisa'da 3 golü net bir galibiyet. 3 puanı aldık. Bayramı Arife'den yaşadık diyebiliriz. Aynen. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bursa'ya mutlu döneceğiz. Maç sonrası neler söyleyeceksin? Öyle başlayalım. Vallahi öncelikle hisselilerimizi tercüme etmekte sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü gerçekten duygu patlaması yaşadık. Öyle bir 15 dakika oynadık ki maçın başında. 1.5-0 geriye düştük. 1-0 geriye düştük hiç rakip kaleye geçemeden. Sonra Canberk'in kendi yaptığı bir penaltıyı. O Zegovic'in de kötü kullanması sonucu 1-0'da tuttuk maçı. Mucizeydi. O sırada işte çok yaslandık. Onlar da önde oynadığı için futbolu hiçbir şey yapamadık. Devrenin sonunda Bruno'nun nefis ortasına Pedro'nun kafayla dokunmasıyla 1-1 gerçekten mucizevi bir şekilde girdik. Devre arası gidişatı gören bence Mustafa Er, sahanın en kötü iki oyuncusu Hasan ve Namık'ı çıkartıp Bruno ve İsmail ile başladı ikinci yarıya. Bruno da Santra ile beraber Bifuma işbirliğiyle 2-1 öne geçince ondan sonra taraftarımız falan derken ipler bizim elimize geçti ve ondan sonra da 3'ü bulunca rahatladık. Ondan sonra rölantide götürdük. Vallahi biz 47 yaptığımız sürece bu ligde kimseye bakmayacağımızı hep konuşuyorduk Adnan. 38 olduk. Daha oynanacak 270 dakika var. Bursa Spor takımı bugün de gösterdi ki o 270. dakikanın sonuna kadar bu işin içinde olacak. Hani daha önceden düştük, ettik, eğledik, bu saatten sonra dönemeyiz diyen takım Mustafa Hoca'nın da deyişiyle biz bir iki maç kazanalım her şey güllük gülistanlık olacak diyordu hoca. Denizli arkası, Manisa deplasman galibiyeti. Vallahi hislerimi şey yapacak, kelimeler dökecek kelime bulamıyorum. O yüzden kusura bakmayın ne olur bizi uzaktan seyredenler de. Gerçekten 15. dakikada küme düşmüş, 75 dakikada da bir umutla tutunup bu ligin içinde kalmış bir takımın taraftarı olarak gerçekten hislerimiz çok yoğun şu anda. Umarım kalan 270 dakikada Ümraniye ile başlamak üzere çıkıp bu futbolcu kardeşlerimiz gene elinden geleni yapacak ama yani bugün iki asistle oynayan Bruno, işte maça girdikten sonra etki eden Bifuma, iki golle, biri penaltıdan iki golle yıldızlaşan gerçekten João Pedro ve girdikten sonra müthiş top oynayan. Ben çok beğendim bugün İsmail Yüksek. Bugünün gerçekten gizli kahramanları oldular. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Arife'den bize bayramı yaşattıkları için. Umarım haftaya pazar 4'te Ümraniye maçında da bu sefer yani buraya da bir sürü taraftarımız gelmişti. Atatürk Stadı'nda özür dilerim Timsah Arena'yı da tıklım tıklım dolduracak taraftarımızla Ümraniye lige çıkmayı da garantilemiş Ümraniye karşısında da kazanıp puanımızı 41 yaparsak ondan sonrası gerçekten tünelin sonundaki ışığı gördük biz bugün. Dediğimiz gibi en baştan kimsenin ne yaptığının zerre önemi yok benim açımdan. 47'yi yapıp ligde kalacağız biz. Abi burada bu spor türbünleri de maça alındı. İlk 10 dakika falan da herhalde türbünleri doldurdular bu sağ tarafta hemen bizim bulunduğumuz bölümün sağ tarafında. Kale arkasını sağ köşesinde. Evet bizim hemen önümüzde bulunan grupta basın türbünün önünde bulunan grupta Bursa'ya Bursa Spor'a yani, değişik şekilde ahlaksızca küfür evet, ettiler yani durdular. Sonuçta Adnan 2019 yılında kurulmuş bir takımdan bahsediyorsun Manisa FK. İşte biz düşmemeliyiz ki böyle olmamamız lazım. Biz FK olmamak için düşmememiz lazım. Bunu da futbolcu kardeşlerimiz maçtan önce gözümüzün önünde oldu. İsmail ve Burhan gerçekten takımı toplayıp ateşlemesiyle bu çocuklar bu ligden düşmeyeceğimizi gösterdiler. Evet çok acı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani Ümraniye Spor'un lige çıktığı bir şeyde bir sezonda Bursa Spor'un kümeye düşmeye oynaması. Ümraniye Spor sakın aşağıladığımı şey yapmasınlar. Bileklerinin hakkıyla çıktılar. Helal olsun tebrik ediyorum. Ama bizim gibi bir camia takımının buralarda olup gerçekten bizim için çok acınası bir durum. Umarım bundan sonra her şey iyi olacak bizim için. Çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. Çağlar'ı alayım. Çağlar gel biraz seni yoralım. İlk yarıyı nasıl stresli bitirdiğimizi biliyoruz burada. Yani hatta dedim ki inşallah kimse izlemiyordur maçı. O şekilde böyle gitsin artık maç diye. Ama ikinci yarıda bambaşka bir Bursa Spor izledik. 1-1 berabere girdik. Evet. Beraberlikle girdik devre evet, arasına. Evet. Sonradan Bursa Spor'un müthiş bir geri dönüşü vardı. İlk yarı biz nasıl oynadıysak ikinci yarı Manisa'yı o durumda oynattık. Hı hı. Çok rahat bir karşılaşmadan sonra ikinci yarıdan sonra 3-1 galip gelerek puanımızı da 38'e çıkardık. Evet. Ve bir anlamda kurtuluş ateşini burada başlatmış da olduk. Rakiplerin çok bizim istediğimiz gibi giden bir hafta sonucunda diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Yani rakiplerin sonuçları
Ya elbette matematik noktasında şu an maalesef önem arz ediyor bizim için ama şöyle bir matematik de söz konusu abi. Bursaspor artık 270 dakikası kaldı. Kalan 270 dakikanın hepsinde 3 puan aldığı takdirde rakipler istediği kadar sabaha kadar kazansın abi. Çünkü haftaya Kocaeli Altınordu oynuyor. Son hafta Bolu Altınordu oynuyor. Denizli'nin bir deplasman maçı var. Şimdi bugünkü sonuçlarla beraber Adana Spor ve Gençler Birliği tekrar potaya attı kendini. Adana Spor'un bir iki maçı kaldı. Bay geçeceği bir haftası var. İki maçta iki mağlubiyet alırsa 44 puanda kalacak Adana Spor. Bugün farkında değildi bence bunun. Şu an potada en az 7 takım var abi. Yani o yüzden biz zaten 4'te 4 yaptığımız takdirde diğer maçların sonuçları bizim için hiçbir önem arz etmeyecek. O noktada Bursaspor bugün bana kalırsa kalan 4 maçı diye hep söylüyorduk Manisa FK maçıyla beraber. Kalan 4 maçının en zor maçından deplasmandan 3-1'lik bir galibiyetle dönüyor. Şimdi kalan 3 maç buradan bana kalırsa rakipler noktasında daha rahat geçecek. Neden? Ümraniyespor bugünkü sonuçlarla beraber şu anda Süper Lig'e çıkmayı garantiledi Ümraniyespor. Balıkesir'i yendi. Bandırma'nın da Keçiören'e kaybetmesiyle beraber Ümraniyespor ve Ankara Gücü takımları şu anda Süper Lig'e çıkmış takımlar. Haftaya hiç sahada oynayacağımız Ümraniye takımı Süper Lig'e çıkmış. Ligde herhangi bir hedefi kalmamış bir takım olarak gelecek. Matematiksel olarak ligi birinci bitirir miyim diye kovalayabilir de bize yani en azından artık Süper Lig hedefini tamamlamış bir takım olarak geleceği için çok daha rahat çıkacak bize karşı. Bu noktada artık 2'de 2 yapmış bir Bursaspor'un önümüzdeki hafta pazar günü yine aynı saatte 4'te oynayacağı Ümraniye maçında o stada 20 bin 25 bin kişiyi doldurup 30 bin kişilere kadar doldurup kabus gibi bir ortam yaratıp oradan zaten 3 puanı almak zorundayız. Yani ben Ümraniye maçının en ufak endişe taşınmadan 3 puanla bitirilmesi gereken bir maç olduğunu zaten düşünüyorum. Nitekim Bandırma Spor takımı ikincilik hedefini kovalıyordu ama bugün Keçiören'e kaybederek onlar ikincilik iddiasını tamamen bitirip playoff'ta zaten garantiler. Biz bugün Manisa'yı yendiğimiz için playoff'u da garantilediler. Yine hedefsiz bir takıma gideceğiz Bandırma deplasmanına. Ardından iç sahada Menemen karşılaşması zaten artık yani son haftaya kalan bir işte karşına Liverpool çıksa yeneceksin abi. Hani o raddeye gelecek iş. O yüzden bence bugün Bursaspor Manisa deplasmanında kazanarak işin %70'ini 80'ini gerçekten bitirdi. Çok önemli bir galibiyet alarak dönüyoruz. İnşallah artı 3 yazarak Ümraniye maçında devam ederiz. Sonraki haftalarda neler söyleyebilirsin Çağlar? Bir deplasmanımız var. Yani son 3 haftada 2 iç saha bir deplasmanımız var. Dediğin gibi Ümraniye bir nevi hedefsiz kaldı gibi. Bandırma'da onlar da ilk 2 durumu bitti. Sadece playoff'un içindeler. Ümraniye maçından sonra Bandırma maçında bizi ne bekleyecek? Abi şimdi sonuçta bir saatlik yol. Aynen tabii. Yani ben şöyle bir tahminim var. Yolda gelirken hatta sizle de konuştuk. Hani gelecekte nasıl olursa şöyle olursa falan gibisinden. Biz bugün yenip haftaya Ümraniye'de yendiğimiz takdirde valla Bandırma deplasmanına artık 3000 kişi mi gelir, 5000 kişi mi gelir, 6000 kişi mi gelir? Bandırma deplasmanı deplasman olmaz çok fazla. Ben öyle tahmin ediyorum. Bandırma'nın şu dakikadan sonra ligdeki tek şeyi playoff sıralamasında ben 3. mü 4. mü 5. mi 6. mı olacağım. Ama onun da ne kadar ciddi alırlar. Çünkü baktığımız zaman playoff hattındaki diğer takımlar Erzurum, Eyüp ve İstanbul Spor. Hani Bandırma hangisinden kaçsa birine çarpacak zaten. Hani hepsi ciddi rakipler. O yüzden çok rakip seçmek isteyeceğini düşünmüyorum ben Bandırma'nın. Bu noktada bize Ümraniye maçından da 3 puanla çıkarsak gelecek haftanın sonuçlarına göre Bandırma maçından kümede kalmış dönme ihtimalimiz var. Yani Menemen maçına kümede kalmış bir Bursaspor olarak çıkma ihtimalimiz var. Bu noktada inşallah önce Ümraniye ardından da Bandırma maçına şu kabus gibi sezonu bitirmeye gidebiliriz yani. Çağlar çok teşekkür ediyorum. Taktik masası artık taktik masasında konuyu değerlendiririz diye söyleyeceğim. Değerli Bursa Sporlar Manisa'dan Bursa Spor 3 puanla dönüyor ve bayramı bize erken yaşatmış oluyor. Arife'den bayramı yaşamış olduk. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Evet bu arada da herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. 3 puanla devam edelim inşallah. Herkese görüşmek üzere. Hayırlı